Yaklaşık bir yıl önce İsrail komandoları tarafından Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 9 Türk vatandaşımız şehit edilmişti. Bu olayla ilgili mağdurların ifadeleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen halen bir dava açılabilmiş değil. Stüdyomuzda İHA İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekili Sayın Hüseyin Oruç var. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi yaklaşık bir yıl önce dedik ama işte gireceğimiz ayın sonunda o menfur saldırıyla karşılaşmıştık. Seneyi devreye hayli az bir zaman kaldı saldırının ve şehit verdiğimiz insanlarımızı şehit verdiğimiz döneme. Akabinde de tabii sizin yeni bir filonuz daha yola çıkacak. Doğru. Öncelikle bununla başlayalım isterseniz, sonra dava sürecine geçelim Sayın Oruç. Öncelikle bazı olaylar vardır. Aslında hiç soğumazlar. Hı hı. Hep devam ederler. Hatta acısı zaman katlanarak geçtikçe fazlalaşırlar. Marmara'da böyle olaylardan bir tanesi. 11 ayı geçen bir süreç var ama her günümüz bizim İsrail'den, hapishaneden döndüğümüz gün gibi daha da sıcaklaşarak devam ediyor. Yıl dönümü de bu sıcaklıkla beraber geliyor. Dünyanın her tarafında ilgiyle beklenen bir tarih 31 Mayıs. Sadece Türkiye değil, biliyorsunuz geminin içerisinde, Mavi Marmara'nın içerisinde 38 ülkeden kardeşlerimiz vardı. Hepsinin tek bir hedefi Filistin'deki zor durumda olan insanlara yardım etmekti. Hiçbir ayrım yapmadan, din, dil, ırk, hiçbir ayrım yapmadan yardım etme hevesinde, yolunda olan insanlardı bunlar. Bütün dünyada bu hatırlanacak tekrar. Belki biraz daha tansiyon yükselerek hatırlanacaklar. Hı hı. Türkiye'de de bir dizi programlar olacaklar. Hem salon programları olacaklar, hem Mavi Marmara İstanbul'da biliyorsunuz hala. Orada programlar olacaklar. Biz geçen sene başladığımız o yolculuğun bitmediğini dünyaya bir kere daha göstermek isteyeceğiz. Hı hı. Şöyle bir 11 aya baktığımızda döndüğümüzün hemen arkasında hem Türkiye'de hem dünyada yoğun bir şekilde İsrail'in yaptığı suçlar konuşuldular. Ve bu suçlar Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu bir komisyon tarafından rapor haline getirildi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunuldu. Bu İnsan Hakları Komitesi'nde bulunan ülkelerin biri dışında tamamı da bu raporla mutabık kaldılar. Ve o raporda İsrail'in tahammüden adam öldürdü, tahammüden insanları yaraladığı, işkence ettiği, insanlık suçu işlediği ve buna göre de cezalandırılması gerektiğine yönelik bir sonuç vardı. Biz de bunu bekledik. Aylardır bunu bekledik. Geldiğimiz ilk günden itibaren hep şunu söyledik. Uluslararası bir suç işlendi. Bu yola çıkan hiç kimse hukukun dışında olmadılar. Yapılan her şey hukukiydi. Olduğumuz yer uluslararası sulardı. Hı hı. Ve İsrail insanlığa karşı bir suç işledi. İnsanlık için yola çıkmış olan insanlara karşı bir insanlık suçu işledi. Ve bunun cezasını da mutlaka uluslararası yapının vermesi lazım. Tabii. Son 100 yılında dünyanın oluşturduğu barış için, güvenlik için, o bölgelerin tamamında insanların huzur içinde yaşamak için oluşturduğu bir düzen vardı. Bu düzen de İsrail'in yaptığı gibi suçları cezalandırma mekanizmalarını oluşturmuştu. Hı hı. Biz de bütün dünyadan bunu talep ettik. Evet. Türkiye olarak da, kurum olarak da, gemide olan insanlar olarak da hepimiz bunu talep ettik. Uluslararası kamuoyu İsrail'e hak ettiği cezayı mutlaka vermek zorunda. Ama geçen 11 ay içerisinde... Şey gibi galiba değil mi? İnsanlığın vicdanında cezalandırılmak şüphesiz önemli ama bir de şunu da istiyor insan. Gerçekten somut olarak, hukuki olarak da o cezanın verilmesi ve bunun çekilmesi de istiyor. Elbette. Biz yola çıkarken şunu söylemiştik. Ambargoyu ilk defa görmüyoruz biz. Evet. Gazze'de yaşanan bu ambargo, Gazze'nin etrafının çevrilmesi ve Gazze'deki insanların öldürülmesinin bir benzerini 1991 sonundan 1995'e kadar Sırplar Saraybosna'da yaptılar. Binlerce insanı orada sniperlarla öldürdüler ve ambargo altında tuttular. Bir kilo şekeri bulmakta, bir kilo unu bulmakta insanlar Saraybosna'da çok büyük zorluk çekiyorlardı. Ve İHA o ambargonun etkisi altındaki Saraybosna'da ortaya çıktı. Oradan kuruldu. Biz şunu gördük. Orada kendini çok güçlü hisseden Sırplar, hiç hesap vermeyeceğini düşünen Sırplar çok kısa süre sonra devlet başkanlarını uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesi'nin önüne çıkartmak zorunda kaldılar ve orada ceza aldı. Evet. Yola çıkmadan da bunu söyledik İsrail'e. Bakın, insanlığa karşı suç işleyenleri uluslararası kamuoyu ve uluslararası yapılar cezalandırabiliyorlar ve cezalandırıyorlar. Siz de aynı şekilde cezalandırılacaksınız. Milosevic nasıl oraya çıkardıysa insanlığa karşı işlediği suçtan dolayı, bu suçu işleyenler kimlerse, hükümetse hükümet, orduysa ordu, o birlikse o birlik, ama kimse başından sonuna kadar o mahkemenin huzuruna çıkacaklar. Orada yaptıkları suçun cezasını mutlaka çekecekler. Elbette vicdanlar da zaten mahkum oldu. Sadece Türkiye'deki insanlarda değil, sadece Müslümanlarda değil. Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidin, oraların hepsinde İsrail mahkum oldu. Ama işte şeyi çok insan üzülüyor değil mi? İnsanların vicdanında, insanların zihninde, kalbinde bunun bir suç olduğu biliniyor ama türlü türlü savaş oyunları ve ülkelerin çıkarları sebebiyle siyasiler bunun gereğini yapmakta zorlanıyorlar maalesef. Doğru. Bir şunu görüyorsunuz, üzüntü veren konulardan bir tanesi de aslında oluşturulmaya çalışılan hukuk düzeninde, uluslararası hukuk düzeninde, yerel hukuk düzenlerinin de siyasetin çok fazla dışında hareket edemediğini evet. görüyorsunuz. O da insanı üzen bir şey. Ama sevindirici şeyler de elbette var. Bu geçen 11 ay boyunca İsrail gerçekten sadece insanların vicdanında değil, devletler nezdinde de çok ciddi kayıplara uğradı. Birçok ülkenin parlamentosunda İsrail'i kınayan kararlar alındılar. Birleşmiş Milletler çatısı altında İsrail'i kınayan kararlar alındı ve buna ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde ülke evet oyu verdi. Hı hı. En son yapılan bu raporun ilerlemesine yönelik oylamada sürekli İsrail'e karşı yanında duran ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet. O sürekli yanında, ama o evet oyu söylerken bile, İsrail lehine oy kullanırken bile şunu söyleyerek geçiyor. Marmara'da yaşananlar, Filo'da yaşananlar hepimizi üzen şeylerdir. Yaşanmaması gereken şeylerdir. Ama biz bu olayın Güvenlik Konseyi altında çözülmesini istiyoruz. Topu atıyor. Evet, topu öbür tarafa atıyor. Ama o da biliyor ki dünyada artık insanların gönlünde bu mahkum olmuş. Bunun yanında bizi daha çok sevindiren ve umutlandıran bir şey, bir önceki oylamada çekimser kalan İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Japonya gibi batılı ülkeler raporun takip edilmesi ve İsrail'in cezalandırılmasının lehine oy kullandılar. Hı hı. Bütün bunlar umut verici ve toplumların da dönüştüğünü, yapıların da dönüştüğünü gösteren göstergeler diyor. Bunlar çok önemli ama şimdi önemli fakat beraberinde siz kısa bir süre sonra ikinci filoyu yola çıkaracaksınız. Doğru. İnşallah. Sanıyorum 12 Haziran seçimleri sebebiyle siz aslında tam seneyi devriyede yola çıkacaktınız ama yine o güne mi denk gelecek yoksa seçim sonrasında mı bırakılacak? Daha önce Bülent Bey'le bir konuşmuştuk. Evet. O buna benzer bir şey söylemişti. Tam şimdi, netleşmedi falan demişti. Hala çok net bir tarihimiz yok. Ama son 6 aydır biz hazırlıklarımızın tamamını Mayıs ayının sonuna yetişelim diye yapıyoruz. Evet. Bu hazırlıkları da kimle yapıyoruz? İHA yalnız değil. Birinci organizasyonu yaptığımızda da İHA ile beraber 5 tane daha sivil inisiyatif vardı. Hı hı. Avrupa'dan sivil inisiyatif vardı. Şimdi 22 ayrı sivil inisiyatif dünyanın dört bir tarafından gruplarla beraber biz katılım bu çalışmayı daha çok yapıyoruz. Olacak, çok daha yoğun bir katılım var. Yani 22 taneden bir tanesi biziz. Biz 22 taneden bir tanesi olarak söz sahibiyiz bu organizasyonun içerisinde. Elbette İHA'nın çok ayrı bir yeri var. Mavi Marmara'nın çok ayrı bir yeri var. Ama şunu da biz çok iyi görüyoruz ve herkesin hukukuna da saygı gösteriyoruz. Biz neysek, Kanada'daki arkadaşlar da, Amerika'daki arkadaşlar da, İsviçre'deki arkadaşlar, hı hı. Malezya'da, Endonezya'da, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, hatta çok İsrail'in yoğun, içinde hatta bile İsrail'in içerisinde, kesinler. Almanya'da yaşayan Yahudiler özel bir çalışma yapıyorlar ve onların çok ciddi bir katkıları var. Ki Almanya'da bunları yapabilmek, Almanya'da İsrail'e karşı bir şeyler söyleyebiliyor olmak çok önemli şeylerdi. Birincisi bunu sağladı. Şimdi ikincisiyle biz hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Biz Mayıs sonuna yetişmeyi umut ediyoruz. Ama bu çok kolay bir organizasyon değil. Tabii şüphesiz. Gözüken diğer ülkelerdeki hazırlıkların da
Mayıs sonunda tamamının yetişmeyeceği. Bu sefer demin söylediğiniz gibi çok daha fazla sayıda gemiyle gidiyoruz. 15 tane gemi olacak. Mavi Marmara'nın yanında onun büyüklüğünde birkaç tane daha gemi olacak. 1500'den fazla katılımcı olacak gemilerin içerisinde ve bu katılımcılar batıda gerçekten toplumu çok iyi temsil eden kanaat önderleri olacaklar. Hı hı. Siyasetçiler olacak, sanatçılar olacak, sporcular olacaklar ve ağırlıklı olarak da batı merkezli bir yapılanma olacak. İsrail her şeye rağmen bu gemilerin hareket etmesini istemiyor. Evet. Bu konvoyun yola çıkması her şekilde engellemeye çalışıyor. Başarabilir mi acaba? Son bir dakikamızın içindeyiz bu arada. Bir kere şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de batıda da iyi işleyen bir demokrasi var. Demokrasi sadece kendileri için değil. Sivil toplum kuruluşları kendi kararlarını kendileri alıyorlar ve kendilerine verilen haklar doğrultusunda istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Bu batıda da böyle, Türkiye'de de böyle. Bizim bu çalışmayı yapmaya hakkımız var ve yaptığımız çalışmanın hiçbir gayri hukuki yönü yok. Her şey legal, her şey resmi. Hiç kimsenin bu çalışmaları engelleyeceğini düşünmüyoruz. Engellemeyi teklif edeceğini de biz bu ülkede de batıda da düşünmüyoruz. Bunu İngiltere kamuoyuna nasıl anlatabilirler? Biz Libya'ya nasıl gemi gönderip oradaki insanlara yardım ediyorsak ve yalnız kendi insanımızı değil başka uluslardan insanları da alıyorsak, yapıyorsak, biz Gazze'deki insanların yanına birisi orada gayri hukuki ambargo uyguluyor diye gene insanlığa karşı suç işleme ihtimali var diye geri adım atmamalıyız. Evet. Peki. İHA İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekili Sayın Hüseyin Oruç, çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınıza. Sağ olun. Çok teşekkür.